Mitolojik sır, İsrail. Kabala, Yahudilerin kanına girmiş bir zehirdir, bundan kurtulmaları mümkün değil. Yahudi yazar Theodorina. Hazreti Yusuf, Mısır'da makam sahibi olup, çocukken kendisini kıskançlık sebebiyle kuyuya atan abisi Yahuda ve diğer kardeşlerini Mısır'a çağırdığında, onların burada kadim Mısır büyülerini öğretip, şeytanla anlaşma yapacaklarını elbette bilemezdi. Dolayısıyla, Hazreti Yusuf'un ölümünden sonra Yahuda, şeytani güçle, kısa zamanda Beni İsrail'in kaderini ve liderliğini ele geçirir. Yusuf'i değil de Yahudi olarak anılmaları işte bu sebeptendir. Yahuda öldüğünde ise soyu Firavunların zulmüne uğrar, Allah, Hazreti Musa'yı kendilerine kurtarıcı olarak seçer. Bu dönem, Hazreti Musa, hem Firavunun Yahudilere olan zulmüne son verip Hakk'a iman etmesi, hem de kavmini bir takım sapkın alışkanlıklardan vazgeçirmesi için çabalamıştır. Bir dağın, şahit olduğunda yerle bir olmasını sağlayacak denli büyük mucizeler gören bu kavim, Hz. Musa'nın yanlarından bir süre ayrılışında bu alışkanlıklarına tekrar döner, kabalaya olan bağlılıklarını gösterirler. Hani Musa ile kırk geceliğine sözleşmiştik de siz onun arkasından bu zayı ilah edinerek zalimlerden olmuştunuz, Bakara suresi 51. ayeti. Yine Taha suresinde anlatıldığı üzere bu buzağı normal bir buzağı değil, böğren altın bir buzağıdır, aralarındaki Samiri isimli kabalist tarafından ateşte harlanan süs eşyaları ile yapılmıştır. Bu buzağı, kavmin Mısır'dayken tapmakta olduğu Moloktan başkası değildir. Yahudiler o bölgede bir süre sonra, Tevrat'ta anlatıldığı üzere kendilerine bir kral istediklerinde, Hazreti Samuel başlarına Talut'u başa geçirir. Hazreti Davut bu dönem Talut'un yardımcısıdır. Söylenir ki Talut zamanla güç sarhoşu olur, Allah'ın takdir ve taksidini kaybeder. Filistinlilerle yapılan bir savaşta ölür ve yerine Hazreti Davut geçer. Sonra da o tahta Hazreti Süleyman geçecektir. Yahudiler ne Hazreti Davut'u ne de Hazreti Süleyman'ı peygamber olarak görür. Fakat Hazreti Süleyman'a verilen ilme olan hayranlıklarını hiçbir türlü gizleyemezler. Hazreti Süleyman dönemine baktığımızda Yahudiler tarafından ne denli istismar edilmeye müsait bir dönem olduğunu anlayabiliriz. Bina ustası olan ve dalgıçlık yapan her bir şeytanı zincirlere bağlı olarak diğerlerini de onun Süleyman'ın emrine verdik. Sad Suresi 37 ila 38. ayeti. Allah tarafından Hazreti Süleyman'a öğretilen altı köşeli yıldız, cinleri komuta ve kontrol eden bir tür tılsımdır. Fakat sonrasında kabalist Yahudiler bu tılsımı cinleri çağırma ve onlarla iletişime geçme adına kullandılar. Cinler, yaptıkları sarayda kendi üsul ve yöntemlerini kullandılar, mimaride de Yahudilere ilham kaynağı oldular. Dolayısıyla Eski Mısır'dan bu yana zaten kabala ile haşır neşir olan bu kavimden bir tarife bu şeytani ilimde uzmanlaştıkça uzmanlaşır. Büyü yöntemlerini kitaplaştırır. Hazreti Süleyman tüm bu büyük kitaplarını toplatıp yaktıysa da pek çok yöntemi çoktan öğrenmişlerdir. Hazreti Süleyman'ın büyük kitaplarını toplatması üzerine nefretlerini azdırıp onun hakkında moleke yani şeytana taptığı iftirasını atarlar. Süleyman yaşlandıkça, karıları onu başka ilahların ardınca yürümek üzere saptırdılar. Böylece Süleyman bütün yüreğini yaratıcısı olan rabbine adayan babası davut gibi yaşamadı. Saydalıların tanrıçası Aştoret'e ve amonluların iğrenç ilahı moleket taptı. İşte bu noktada Allah’ın peygamberini savunan ayeti, iftiracılara sert bir cevap niteliğindedir. Süleyman’ın mülk ve saltanatı konusunda onlar şeytanların okuyup durduklarına uydular. Halbuki Süleyman küfre sapmamıştı. Ancak şeytanlar küfre sapmıştı, insanlara büyüğü öğretiyorlardı ve Babilde Harut ve marut adlı iki melek üzerine indirilene öğretiyorlardı. Oysaki o iki melek, biz bir imtihan aracıyız, sakın küfre sapma demedikçe hiç kimseye bir şey öğretmiyorlardı. İnsanlar onlardan erkekle eşinin arasını açacak şeyleri öğreniyorlardı. Ne var ki onlar onunla Allah'ın izni olmadıkça hiçbir kimseye zarar veremezler. Onlar kendilerine zarar vereni, yarar vermeyeni öğreniyorlardı. Yemin olsun ki onu satın alanın ahirette hiçbir nasibi olmayacağını açıkça bilmişlerdir. Özbenliklerini sattıkları şey ne kadar kötüdür, bir bile bilselerdi. Bakara Suresi 102. Ayeti Ayetten çıkarılacak başka bir ifadede Babil'de öğretilen bu ilmi, iletişime geçtikleri şeytanlar aracılığıyla Yahudilerin çoktan öğrenmiş olduklarıdır. Hazreti Süleyman'ın sarayı yıkılıp, Yahudiler Irak'a sürgün edildiklerinde, sürgündeki kabalist Yahudi hahamlarca Talmud kaleme alınır. İçerisinde ensest ilişkiyi öneren, zinayı, gaspı, yalanı ve birçok günahı Yahudi tarafına meşru gören, bütün milletleri köle olarak sayan ve Yahudi kavmine dünyanın hakimi olma adına her yolu mubah gösteren sözler işte bu kitapta yer alır. Bu kitap doğrudan şeytan vahidir ve Yahudiliğin içerisine inanç sisteminin bir parçası olarak girmiştir. Yahudiler Irak sürgününden döndüklerinde ise, Hazreti Süleyman'ın sarayını tekrar inşa etmek istediler. Burada durup bir düşünelim. Hazreti Süleyman yokken bir saray ne işe yarar? Kendilerine Allah tarafından zorla çalıştırılacak şeytanlar, cinler de verilmeyeceğine göre aynı bölgede, aynı mimaride, aynı sembolik yapılarla amaçladıkları nedir? Bu dönem kendilerine Pers kralı Kuruş yardım eder ve sarayı tekrar inşa ederler. Hazreti İsa dönemine kadar Yahudilere birçok uyarıcının gelmesi olasıdır. Tevrat'ın bazı bölümlerine adını veren peygamberlerden bunu anlayabiliriz. Hz. İsa da bu soy içerisinden çıkan pek çok peygamber gibi Yahudileri şeytani alışkınlıklarından vazgeçirmeye çalışmıştır. Dolayısıyla Yahudiler onun hakkı haykırmasına daha fazla tahammül göstermeyip, Yahudiye eyaletinin valisi olan Pontius'a onu şikayet ederler. Yahuda isimli hain bir Yahudi tarafından ispiyon edilse de Allah Hazreti İsa'yı katına yükseltir, onun suretinde başka birisini gösterir ve çarmıha da o kişiyi gererler. Yahudiler bu olaydan sonra Hazreti İsa'nın ve kavmini aşılamaya çalıştığı tevhid inancının, mağduriyet ilkesi gereği galip geleceğini anladıkları vakit, Pavlus kanalıyla bunun önünü almaya çalışırlar. Pavlus İranlı bir Yahudiydi. Kendisi de bunu mektuplarında itiraf eder. Kardeşler, ben öz ve öz ferisiyim. Ölülerin dirileceği umudunu beslediğim için yargılanmaktayım. Diğer yandan yeni ahitte ferisilere güvenilmemesi gerektiği söylenir. İsa onlara, dikkatli olun, ferisilerin ve sedukilerin mayasından kaçının dedi. Balbus, Hazreti İsa'nın ölümünden hemen sonra, Tanrı oğul, Testis, vaftiz gibi tevhidin karşısında yer alan öğretiler geliştirdi ve sözde Hristiyanlık esasta paganizm ve mitraizm karışımı yeni bir din tesis etti. Hazreti İsa'nın doğum tarihi olarak 25 Aralık pazarı belirtir, oysa 25 Aralık, İran Güneş Tanrısı Mitra'nın doğum günüdür, Yahudilerin de Hanuka dedikleri Işık Bayramı, İbrani takviminde Kislev ayının 25. günü başlar. Kislev, miladi takvimdeki Aralık ayıdır. Ayrıca tüm güneşe tapan dinlerin, yezitlerin, zerdüşlerin de o gün bayramıdır. Pazar günü İngilizce sundaydır, yani güneş günü, açık değil mi? Matta, Markos, Luka, Yuhanna kimin öğrencileri? İsa'nın sözleri diyerek esasta kimin sözleri ve öğretilerine kitaplarında yer verdiler sizce? Konstantin Roma'nın resmi dini olarak acaba gerçekten Hristiyanlığı mı yoksa mitraizmi mi seçer? Yahudiler milattan sonra 70 yılında Roma İmparatorluğu'nun Süleyman Sarayı'nın kapısına kendi putlarını yerleştirmesine öfkelenerek ayaklandılar. Kudüs çevresinde Roma askerleri tarafından öyle bir baskın yapılır ki Süleyman Sarayı'nı yıkar, binlerce Yahudi'yi katleder, geri kalanlar ise o bölgeden çıkmak zorunda bırakılırlar. Artık Yahudilerin o bölgedeki hakimiyeti yok olmuştur. Böylece Avrupa'ya, Mısır'a ve Afrika'ya yayılmaya başlarlar. Artık 1948 yılına dek bu bölgeye tekrar dönüp devlet kuramayacaklarını biliyoruz. Bugün masonlar ile Yahudiler arasında bir bağlantı olup olmadığı tartışılır. Oysa aralarında çok güçlü bir bağ vardır. Masonlara Kabalayı Yahudiler öğretir ve ikisi de Kabalaya sahipse şeytan ikisiyle de aynı dili konuşuyor demektir. 1095'te Mitraist Vatikan'ın papası Urbanas, Şam ve Kudüs yakınlarına saldırı emrini verir ve Haçlı orduları burada büyük bir katliam gerçekleştirir. Mescide Aksa ve Kubbetüs Sahra yakınlarına yerleşirler. Burada kaldıkları süre boyunca kabalist Yahudi hahamlarıyla tanışır ve onlardan kabalayı öğrenirler. Masonluk adıyla kurulacak şeytani bir örgütün tohumları böylelikle atılmış olur. 1177'ye kadar burada Süleyman Sarayı'nı inşa etmek adına iskan ederler, fakat Selahaddin Eyyubi ve ordusuyla yaptıkları savaşta mağlup olur, tekrar Avrupa'ya dönmek zorunda kalırlar. Döndüklerinde Vatikan, savaşı kaybetmeleri ve sapkın hallere düşmeleri gerekçesiyle, Hristiyanlık her ne kadar itikada paganist bir yapıda da olsa, şeriatta ahlaki kurallara sahiptir, idam cezasına çarptırıldılar. Birçoğu İngiltere ve İskoçya'ya kaçar. Burada Kudüs'te iken Yahudilerden öğrendiklerini mimari biçimlerine uygularlar, gotik mimari bunlardan birisidir. İngiltere'ye okyanuslara dayanıklı ilk gemiyi yaparlar. Muhtemelen bunu da Kudüs'te iken Hazreti Süleyman'ın emrine verilen duvar ustası ve dalgıcı cinlerle irtibatlı hahamlardan öğrenmişlerdi. İngiltere'nin sömürge imparatorluğu böylece başlamış olur. Yine bu vakitte Napolyon Malta adasını işgal edip krallığın tüm hazinelerini bir gemiye yığıp kaçmaya çalıştığı sırada İngiltere tarafından durdurulur. Gemi batar, hazineler kurtarılıp tapınakçılar zengin edilir. 1717'de ilk resmi mason locası İngiltere'de açıldığı vakit artık masonlar politikadan hukuka, sanayiden eğitime, ekonomiye kadar tüm kurumlara çoktan sızmış ve hakimiyet kurmuştur. Avrupa'da hızla lobileştiler, denizcilikte geliştiler, yeni ülkeler keşfeder yahut işgal eder, sömürgeleştirdikçe zenginleşirler. Amerika kıtası keşfedilince Kuzey Amerika'ya yerleşip tamamen masonik bir devlet kurarlar. Masonlar burada devlet kurumlarını kendi kontrollerinde tesis edip güç ve zenginliklerini artırmak amacıyla her kurum için bir takım sistemler geliştirirler. Bunlardan biri de ekonomiye hakimiyet amacıyla kurdukları, özel teşebbüse ait bir bankanın devlete borç verme esasına dayanan Federal Rezerv sistemidir. Bu sisteme göre devletin harcamaları arttıkça Mason bankerlere olan borçlanma artacaktır. Dolayısıyla Mason bankerleri en çok zengin edecek harcama savaş ve sanayi harcamalarıdır. Bu yüzden Amerika Birleşik Devletleri kaostan kar politikası izler. O vakte dek dünya toplu cinnet ortamı görmemiştir, ta ki Yahudi Masonlar, bir dünya savaşı çıkarabilecek güce erişinceye kadar. Birinci Dünya Savaşı öncesinde Abdülhamit'e gelerek Filistin topraklarını isteyen Siyonist Teodore Herzl'in finansörü Mason Roçild Hanedanlı'dır. Yahudiler Kudüs'e tekrar sahip olup Süleyman'ın sarayını tekrar inşa etmek ister. Osmanlı engeline takıldıklarında plan bellidir. Birinci Dünya Savaşı ile o bölgeler güçlü bir himayeden kopartılır. Geriye sadece Avrupa'da dağınık yaşayan Yahudileri Kudüs'e ulaşabilecekleri bir bölgede toplamak kalır. İkinci Dünya Savaşı'nda, Mitraist, Paganist Naziler, Avrupa'daki Mason hocaları, savaşı finanse eden güçlü Yahudi aileler ve Amerika Birleşik Devletleri, milyonlarca insanı şeytana kurban ederek amacına ulaşır. Tüm bu savaşlar, işgaller, katliamların emrini verenin, Süleyman Sarayı saplantısının sahibinin, Tevrat'ın muharef birçok bölümünde ve Talmud'da, dünyaya hakimiyet kurmaları adına sahip olmaları gereken toprakları haber veren ve bu yolda izlemeleri gereken yol haritalarını çizen şeytanın bizzat kendisidir. Şeytan ile iletişime geçmelerini sağlayansa kabaladır. Yahudiler kabalayı eski Mısır'dan aldılar demiştik. Eski Mısır'ın semboloji tahsubu, Kabala'dan ileri gelir ve bu kültür zamanla Kabala'yı benimseyen Yahudilere de nüfuz eder. Semboloji yoluyla, şeytanları kutsar, yine semboloji yoluyla onlara iletişim kanalları açıp, kuvvetli bağlar kurarlar. Hiçbir zaman bundan vazgeçmiş değiller, bugün eski Mısır'a ve şeytanlara olan bağlılıklarını gösteren ve onları överek kutsayan alametleri görebiliriz üzerinde 6 yıl boyunca 15 kişinin çalışıp tasarlamış olduğu bir dolara neredeyse tüm inanç ve öğretilerini işlemişlerdir. Bir dolar üzerindeki tek göz iblisin gözüdür, aslında Deccal'in gözü olduğunu söylemek yanlış olmaz. Bir mucizedir ki, masonların piramit üzerine kondurduğu ve Tanrımız dedikleri Deccal'in tek gözlü oluşuna, Hazreti Peygamber 1400 sene öncesinden dikkat çekmiştir. Hiçbir peygamber yoktur ki ümmetini tek gözlü Deccal'dan uyarmış olmasın. Dikkat edin onun bir gözü kördür. Rabbiniz olan Allah ise tek gözlü değildir. Yine Deccal'in tek gözlü oluşuna eski ahitte gönderme yapar. Zekeriya 17'de kılıç onun sol kolunu ve sağ gözünü vursun. Kolu tamamen kurusun, sağ gözü kör olsun. Piramite dikkat edildiğinde Masonluğun York ritine göre, 13 katlı ve Hazreti Süleyman'ın emrine verilen 72 büyük şeytanı temsilen 72 taşta olduğunu fark ederiz. Piramitin altında latince yazı Novus Ordo Seclorum, yeni dünyevi düzen demektir. Yine piramitin en alt taşındaki roman rakamı Rumi Ebced olarak 1776'yı verir. Bu tarih Amerika Birleşik Devletleri Bağımsızlık Bildirgesi'nin imzalandığı tarih olduğu gibi aynı zamanda Masonik Illuminati örgütünün kuruluş tarihidir. Çoğu kişi altı köşeli yıldızı Hazreti Süleyman'ın kullanmasından sebep kutsal sayar. Oysa daha önce de belirttiğimiz üzere bu işaret Hazreti Süleyman'ın cinleri kontrol etmesi amacıyla Allah tarafından kendisine öğretilmiştir. Sonra bu tılsımı Yahudiler cinlerle irtibat kurmak amacıyla kullanmış, bu ilim masonluğa intikal etmiştir. Doların sağ tarafındaki kartal figürü, eski Mısır'dan beri kullanılan bir figürdür, özellikle Paganist Roma İmparatorluğu'nun putu olarak kabul edilmiştir. Başındaki 13 yıldız altı köşeli yıldızı oluşturur. Pençelerinin birinde tuttuğu oklar, savaşı, diğerinde tuttuğu zeytin dalları, barışı sembolize eder. Bu da her ikisini kendilerinin yönettiğini bize bildirir. Dolara gizlenmiş baykuşunda yine eski Mısır'dan gelme bir anlamı var. Eski Mısır tanrılarından ulaka baykuş görünümündedir. Eski Mısır'da baykuş ölüm ve karanlıkla anılır. Bu Mezopotamya tanrısı Lilith. Baykuş vücuduna sahip olan Nilit'in elinde eski Mısır tanrılarının da tuttuğu ank var, arkada baykuşlar ve kendisi aslanlar üzerinde ayakta durur. Bakıldığı zaman Mezopotamya tanrıları, Antik Yunan tanrıları, Eski Çin tanrıları ve Eski Mısır tanrıları birbirine çok benzer. Bu esasta tanrıların aynı yani şeytanların her zaman aynı yöntemi kullandığın, sadece farklı kılıklar seçtiklerinin bir göstergesidir. Dolayısıyla Baykuş Tanrısı Ulukaya Mısır'daki gibi tekrar tapınma adına Bohemian Kulübü kurmuşlardır. Amerika Birleşik Devletleri Kongresi'ne kuş bakışı bakıldığında ne görülür dersiniz? 666'nın işlendiği bir tılsım, Süleyman Mührü'dür. Hazreti Süleyman'ın Allah'ın öğrettiği ve izin verdiği üzere bu tılsımı cinleri kontrol etmek için kullandığını biliyoruz. Kabalistler bu tılsımı onlarla bağlantı kurmak için kullanıyordu, çünkü altı köşeli yıldıza işlenmiş sayı, cinlerin okuduğu bir sayıdır. Bu sayı 666'dır. Bu tılsım, altı açı, altı kenar ve altı küçük üçgene sahiptir. Canavar ve onun önünde mucizeler yapan sahte peygamber yakalandı. Sahte peygamber, canavarın işaretini 666 alıp onun putuna tapanları bu mucizelerle saptırmıştı. Her ikisi de kükürtle yanan ateş gölüne diri diri atıldı. Sonra 10 boynuzlu, 7 başlı bir canavarın denizden çıktığını gördüm. Boynuzlarının üzerinde 10 taç vardı, başlarının üzerinde küfür niteliğinde isimler yazıyordu. Gördüğüm canavar Parsa benziyordu. Ayakları ayı ayağı, ağzı aslan ağzı gibiydi. Ejderha canavara kendi gücü ve tahtıyla birlikte büyük yetki verdi. Küçük büyük, zengin yoksul, özgür köle, herkesin sağ eline ya da alnına bir işaret vurduruyordu. Dolayısıyla bu işareti, yani canavarın adını ya da adını simgeleyen sayıyı taşımayan ne bir şey satın alabilsin ne de satabilsin. Bu konu bilgelik gerektirir anlayabilen, canavara ait sayıyı hesaplasın. Çünkü bu sayı insanı simgeler, sayısı 666'dır. İngiltere Kraliyet Arması, tamamen baz alınarak tasarlanmıştır. Ejderha bir yanda, ağzı aslan, ayakları ayı, bir canavar diğer yanda, ortada ise kral şeytan. Yine şeytanın sayısını tarif ederken, anlaşıldığı üzere sayıyı iletişime geçtikleri şeytanlardan öğrenip, bu sayıyı nasıl kullanmaları gerektiği tarifini de almışlardır. Ticarette kullanılması gerektiğini bizzat şeytan bildirmiştir. Barkod teknolojisini masonlar icat eder, bu teknolojide iki çizgi altıya tekabül etmektedir. Masonlar ve Yahudiler için önemli bir başka figür de Aslandır. Aslan, eski Mısır'da firavunların tahtının sağ ve solunda yer alır, güç ve iktidarın simgesi kabul edilir. Bazı Sikentologist eski Mısır araştırmacılarına göre, firavunlar aslan takım yıldızından gelmiştir. Esasta bu firavunların ve onların günümüze ulaşan soyunun iddiasıdır. Her firavun cin taifesinden olmayabilir fakat cinlerle irtibatları söz konusudur. Bugün İsrail devletinin sembol hayvanı ne dersiniz? 33. dereceden bir mason olan Walt Disney'in sahibi olduğu Disney kanalın ürettiği, Aslan Kral çizgi filmiyle neyin mesajını vermek istiyorlar sizce? Yılan ise eski Mısır'da bazı firavunların başında yer almıştır, bunlardan biri iblistir. Güneş tanrısı karanlıklar ve kötülükler dünyasıyla savaşırken, yılanlar gelir ve güneş ışığını korurlarmış gibi bir rivayete göre. Yine eski Mısır'da yılan tanrı Amemt, insanların başına felaket getiren, çocuk kurban edildiği zaman öfkesi dindiğine inanılan bir tanrıdır. Sizce Amemt'e tapmayı bıraktılar mı? Yahudiler için şeytanın en çok kılığına girdiği hayvan da yılandır. Yılan, Hazreti Adem'i cennetten çıkardı. Tanrı, bahçenin ortasındaki ağacın meyvesini yemeyin, ona dokunmayın yoksa ölürsünüz dedi. Yılan, kesinlikle ölmezsiniz dedi. Çünkü Tanrı biliyor ki, o ağacın meyvesini yediğinizde gözleriniz açılacak, iyi kötüyü bilerek Tanrı gibi olacaksınız. Kadın meyveyi koparıp yedi, yanındaki kocasına da verdi, o da yedi. Allah, sana meyvesini yeme dediğim ağaçtan mı yedin dedi. Böylece Rabbi Adem'i cennetten çıkardı, onu kovdu. Kabalada da yılan, şeytanı sembolize eder. Hayat ağacı dedikleri sembol, her biri farklı anlamlar ve sırlar içeren sayısal değerlerle çalışan bir büyü sistemidir. Sepirota sarılı duran yılan yani şeytan ve bu sistemi onlara öğreten de odur. Yine tıp kelimesinin orijinalini aldığı tebai şehrinin totemi yılandır. Tep şehri ise eski Mısır'ın en önemli sağlık merkezidir. Bugün masonların kurduğu modern tıp, sembolünü eski Mısır'dan alır. Bir asa üzerinde kıvrılan iki yılan neyi ifade ediyor olabilir? Yahudiler eski Mısır'da Moloç isimli bir boğa yahut buzağı görünümünde bir tanrıya tapmışlardı. Hatta Hz. Musa yanlarından bir süre ayrıldığında tekrar tapınmaya başlayacak kadar Moloç'a bağlıydılar demiştik. Yahudiler eski Mısır'da Moloç'a ateşe değerli eşyalarını atıp kabaladan bir takım sözler söyleyerek çağırmışlardır. Moloç'a isteklerini sunmuş, o da çocukları karşılığında bunları gerçekleştireceği vaatlerini vermiştir. Zamanla başlarına gelen her bir felaket için daha çok çocuk kurban ettiler. Dolayısıyla Yahudi krallarından Ahaz, kendi oğlunu dahi Moloç'a kurban etmiştir. Kabalistlerin ve Masonların bu Tanrı'ya günümüzde tapınmadıklarını sanıyorsanız, yanılıyorsunuz. New York'un göbeğine yaptıkları bu devasa boyuttaki heykel, tanrıları Moloch'a olan saygı gösterileridir. Elbette Moloch'a olan bağlılıklarını sadece bir heykel anlatmaya yetmez. Red Bull'da güneş diski önünde iki boğa çarpışmak üzere çizilmiş bir marka amblemi. Neden güneş diski? Güneş diski firavunların hiyerogliflerinde başlarının etrafında görülür. Özellikle güneş tanrısı Rabu bu güneş diskiyle sıkça tasvir edilmiştir. Mitra'nın yüzünü yüzyıllardır yıllardır Hazreti İsa olarak tanıtan Peganist Vatikan'ın dünyaya servis ettiği singe ve resimlerde de güneş diskine rastlanır. Güneş dini gerçekte kendini güneşin, ışığın efendisi olarak tanıtan Lucifer'in dinidir. Paganizm, güneş tapıcılığı bir anlamda şeytan perestiktir. Eski Mısır'da tapındıkları bir diğer tanrı Fat. Fat eski Mısır'da evreni ve diğer her şeyi yarattığına inanılan tanrıdır. Elleri dışında tüm bedeni sıkıca sarılmış, elinde bir asa taşıyan, kafası kazınmış bir insan olarak tasvir edilir. Oscar ödülü olarak tasarlanmış heykel, Fat isimli tanrılarının görüntüsündedir. Yahudilerin ve Masonların en önemli tanrılarından biri Baphomet. Baphomet esasda eski Mısır güneş tanrısı Mendes'tir. Babil'lerde adı ya, Antik Yunan'da ise Pan'dır. Mendes'e Bapomet ismini tapınakçıların koymuş olma ihtimali yüksektir, fakat tapınakçılar tekrar Vatikan'a döndüklerinde, tapındıkları Tanrı'yı itiraf etmeleri istendiğinde Mendes diyemezlerdi çünkü bu Tanrı, Vatikan tarafından biliniyordu. Bapomet dedikleri Mendes'in, görüldüğü üzere bir eli yukarıda, bir eli aşağıda tasvir edilmiş. Bu şeytanın Mısır'dan bu yana aracılık ettiği iddiasıyla Yahudileri kandırışını esasda çok iyi tarif etmektedir. O aracılık, güneş ile insanlar arasındadır, Bapomet ona tapanlara ışık getirir. Amerika Birleşik Devletleri'nin ilk başkanı ve bir mason olan George Washington heykelinin Bapomet pozunda oluşu tesadüf olmasa gerek. Masonların simgesi penye ve gönye içerisinde duran goat, keçi, goat kelimesinin G harfidir. Bapomet'i sembolize etmektedir. Milletine, Allah'a karşı gelmekten sakınmaz mısınız, Biçim verenlerin en iyisi olan, sizin de Rabbiniz, önceki babalarınızın da Rabbi bulunan Allah'ı bırakıp da Baal Putunam'ı taparsınız demişti Saffat Suresi 124, 125, 126. ayetinde. Baal gerçekte Babil'lerin tapındıkları bir tanrıdır, Yahudiler bu tanrıya Babil sürgününde ve Kenan bölgesindeyken tapmışlardır.